Bugün AKP'nin ve onun anlayışını yapmaya çalıştığı şey kent topraklarının en iyi şekilde nasıl yağmalanacağını kendi aralarında pay etmekten ibarettir. Peki AKP ne yapıyor? 2B orman arazileriyle ilgili bir yasal düzenleme yapıyor. Büyükşehir yasasını getiriyor. İmar kanununda değişiklik yapıyor. Her gün yeni bir torba yasa getiriyor. Ve TÜMOB'u etkisizleştirmek için yeni yasal düzenlemeler yapıyor. Ve kanun hükmünde kararnameler yapıyor. Ve acele kamulaştırma kararları alıyor. Acele kamulaştırma kararlarını nerede alıyor? Mesela bir tanesini Diyarbakır Sur'da aldı. Birini Gazi Osman Paşa'da aldı. Fatih'te, Fikirtepe'de, Bağcılar'da, Sultan Gazi'de, Beykoz'da, Çengelköy'de, Pendik'te, Sakarya'da, Malatya'da, Trabzon'da, İzmit'te, Çukurova Emek Mahallesi'nde, Türkiye'nin hemen her yerinde para kazanabileceklerine inandıkları arsalar kendi aralarında paylaşılıyor ve bunun için yapılması gereken herhangi bir yasal düzenleme varsa da bunu da yapıyorlar. Başka bir şey anlatayım size beyefendi. Trajikomik bir olay ama bu. Pendik Belediyesi bir akaryakıt istasyonuna imar vermek için fay hattını iptal etti. Fay hattını iptal etti. Bundan bir yıl önce. Bir yıl sonra 10 Haziran'da Kandilli Rasathanesi'nin kayıtlarına da geçen bir deprem oldu. Siz kendinizi yaradandan üstün mü görüyorsunuz? Ne haddinize fay hattını iptal etmek? İşte böyle adamın gözüne sokarlar. Ne yaptınız? İSKİ'nin yönetmeliğini değiştirdiniz. Dere taşma sınırını 100 metreden 10 metreye çektiniz. Dereye haber vermeyi unuttunuz ama. Yani o 100 metreden 10 metreye çektiniz, kendiniz oraya binalarınızı vaktiyle kol kola gezdiğiniz paralelci arkadaşlarınızın okullarını yaptırdınız. Dere yatağında ve bizim onlarca vatandaşımız oralarda öldü. Şimdi buralarda konuşuyorsunuz hem de hiç utanmadan. Doğaya rağmen inşaat yapamazsınız. Kentsel dönüşümle ilgili olarak ez cümle söylenmesi gereken şudur. Kentsel dönüşüm yapıların, mevcutta olan yapıların yıkılıp yerine yeni yapılar yapılması demek değildir. Kentsel dönüşüm demek oradaki insanların her birinin bir hayat olduğunu bilerek, orada yaşayan herkesin bir hayali olduğunu bilerek, hatta 6306'da belli süreler veriliyor, 45 gün, 2 ay gibi süreler. Diyelim ki cenazeniz var, oğlunuz öldü, yine de çıkmak zorundasınız. İnsanlık mıdır bu? İnsanların evini açık arttırmayla satıyorsunuz. Hiçbir dönem bakanlığın elinde ev tapusu olmamıştı. Şimdi insanların evlerini gasp ettiniz. Elinizde insanların tapuları var ama biliniz ki vicdanınızda da insanların ahı var ve bu ah sizi kahredecektir. İki cihanda iki elimiz yakanızda olacaktır. Yüce Meclisi saygıyla selamlarım.